Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Bir Stüdyo Washington yayınında daha Amerika ve dünyadan haberleri ekranlarınıza getireceğiz. Gündemdeki konuları konuşacağız. Başkan Donald Trump hangi isimleri hedef aldı? Mueller raporu demokratların Trump'a yaklaşımını değiştirdi mi? Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası hakkında casusluk yapması için FBI'ye talimat verdiği iddiaları neden tekrar gündeme geldi? Bu sorulara yanıt arayacağımız Stüdyo Washington başlıyor. Başkan Donald Trump 4 günlük Japonya ziyareti sırasında adeta Amerikan siyasetini dünya gündemine taşıdı. Japonya gezisi sırasında Kuzey Kore konusunda kendi ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'la ters düşerken Kuzey Kore liderine paye vermesi ve ona güvendiğini söylemesi gündeme oturdu. Trump'ın hedefindeki diğer kişilerse demokratların adayı Joe Biden ve Nancy Pelosi. Trump'ın hedefindeki isimler ve onlara yönelik verdiği mesajları Serdar Cebe aktaracak. Serdar, söz sende. Özlem, geçtiğimiz cuma günü 4 günlüğüne Japonya'ya gitmişti. Japon imparatorunun, yeni imparatorunun törenine katılacaktı. Taç giyme törenine. Ve aynı zamanda Japon Başbakanı Shinzo Abe ile temaslarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, ticaret görüşmeleri, işte Kuzey Kore ile ilişkiler aslında gündemin ilk maddelerini oluştururken bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin iç siyaseti Donald Trump'ın Japonya gezisine damga vurdu diyebiliriz. Özellikle Japon Başbakanı Shinzo Abe ile yaptığı görüşme sırasında Mueller raporu ile ilgili açıklamaları, Joe Biden ile ilgili açıklamaları gündeme damgasını vurdu diyebiliriz. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Joe Biden'ı eleştirmesi ve Joe Biden'ın aslında zekasının düşük IQ'lu olduğunu söylemesi ve buna Donald Trump'ın Twitter üzerinden destek vermesi Amerikan siyasetini dünya siyaseti sahnesine çıkartması Amerikan basınında eleştirilen konular arasında yer alıyor diyebiliriz. Özellikle Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisi'nin soruşturma komisyonlarında hakkında açılan soruşturmalarla ilgili yine Twitter hesabından bol bol mesajlar verdi ABD Başkanı Donald Trump. Özellikle hani farklı konuları görüşmesi gerekirken neden iç siyaseti Japonya gezisine taşıdı diye Amerikan basınında ilgili eleştirileri de görebiliyoruz. Kuzey Kore liderinin özellikle ABD başkan adaylarından Biden'ı hedef alması, düşük zekalı demesi, Trump'ın bunu onaylaması ve Kuzey Kore lideri gibi hoşgörüsüz, diktatör ve bu çapta birisiyle aynı fikirde olması yine Trump'ın eleştirildiği noktalardan birisi olarak görülüyor. Twitter'dan Trump, Kim Jong-un'un Biden'ın düşük zekalı olduğunu, söyledi. Sicilinle baktığımızda muhtemelen öyle yanıtını veriyor Kim Jong-un'un açıklamalarına karşı ki bu Kuzey Kore basınında da geniş yer ayırdı. Özellikle Başbakan Shinzo Abe ile Japon Başbakanı ile yaptığı ortak basın toplantısını iki ülke arasındaki ilişkilerin dışında Amerikan iç siyasetiyle ilgili mesajlar vermesi de yine eleştirilen konulardan birisiydi diyebiliriz. Hakkında Kongre'de açılan soruşturma komisyonları ve görev alma süreciyle ilgili Nancy Pelosi yine bu toplantıda ABD Başkanı'nın hedefi halindeydi. Ve görevden almayla ilgili olarak da yine Japonya temasları sırasında Twitter'dan mesajlar verdi. Demokratların engelleyici olduğunu belirtti ve aslında Mueller'ın da bir demokrat olduğunu belirtmesi bu konuda kendisine gelen eleştirilerin de artmasını neden oldu. Çünkü Mueller'ın bir cumhuriyetçi olduğu belirtiliyor Amerikan basınında. Mueller soruşturmasının kapandığını söyledi Shinzo Abe ile yaptığı basın toplantısında ve Mueller'la ekibini kızgın demokratlar olarak tanımladı. Biden diğer hedefiydi. Gezi boyunca biraz önce de belirttiğim gibi Kuzey Kore'nin eleştirilerine katıldığını söylemişti. Halbuki Biden'la arasındaki esas çatışma
Biden'ın Philadelphia gezisi sırasında başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın dış politikadaki rahatsızlıklarını ve başarısızlığını dile getirmişti Biden. Ve özellikle Kuzey Kore politikası dolayısıyla Trump'ı eleştirmişti. Diktatör zorba bir liderle birlikte hareket etmesinin kabul edilemeyeceğini belirtmişti. İşte bundan sonra da Kuzey Kore'den Biden'la ilgili açıklamalar gelmiş ve Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Biden için düşük zekalı demesini kabul etmişti. Bu da Amerikan basınında kabul edilmeyen eleştirilerden birisi olarak geçiyor. Süper çapulcu, uykucu Biden geçmişte çok fazla yer aldığı 1994 suç tasarısı ile ilişkili bir terimdir diyor. Amerikan tarihine karanlık bir dönemdi 1994, ancak uykucu Joe o konuda hiç özür dilemedi diyor. 1994'te Biden'ı eleştiriyor. İran'la müzakereler konusunda verdiği mesajlarda yine eleştirilen noktalar arasında, özellikle Kuzey Kore ile ilgili verdiği mesajlar, yine basın toplantısında Kuzey Kore liderini eleştiren Japonya Başbakanı'nı hiç görmezden gelmesi de yine Amerikan basınında eleştirilen konular arasında yer alıyor Özlem. Ama şunu diyebiliriz, 4 günlük Japonya seyahatinin gündeminin bambaşka olması gerekirken Amerikan iç siyasetini dünya sahnesine çıkarması gerekçesiyle ABD Başkanı'nın yine eleştirilerin hedefinde diyebiliriz Özlem Tınaz. Serdar Cebe, Başkan Donald Trump'ın hedefindeki isimleri ve verdiği mesajları aktardığın için teşekkürler. Geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump ve Kongre'deki Demokrat liderler arasında altyapı projelerinin ele alınması planlanan toplantı, Trump'ın kendisini Rusya'nın seçimlere müdahalesini örtbas etmekle suçlayan Demokratlara öfkeyle çıkışması üzerine başlamadan sona erdi. Mueller raporundan Trump'ın Rusya ile işbirliği yapmadığı sonucu çıkmasına rağmen hükümetin yasama ve yürütme erkleri ortak projelerde işbirliği yapmaktan çok uzak görünüyor. Başkan Trump, geçtiğimiz hafta Demokrat Partili liderlerle Amerika'nın altyapısını yenilemek amacıyla yapılması planlanan toplantıyı aniden yarıda kesip Beyaz Saray'ın Gül Bahçesi'nde bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya güle oynaya başlamak yerine içeri girdiğimde beni örtbasla suçlayanlarla karşılaştım. Ben hiçbir şeyi örtbas etmem. Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin aynı gün Kongre'deki Demokrat partilerle yaptığı görüşmede sarf ettiği sözlere atıfta bulundu. Hiç kimse yasalardan üstün değildir. Buna Amerika Başkanı da dahil. Başkanın örtbas faaliyeti içinde yer aldığına inanıyoruz. Trump ve Demokrat Parti'nin kontrolündeki Temsilciler Meclisi, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini araştıran Mueller soruşturmasının sonuçlanmasından bu yana Kongre'nin denetim yetkisi konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Bu anlaşmazlık her iki partinin de yapılmasını istediği altyapı reformunu geri plana itti. Hala 2 trilyon dolarlık altyapı ihtiyacımız var. Bu nedenle görüşmenin kısa kesilmesi ve başka meselelerin araya gelmesi bir talihsizlik. Partiler üstü altyapı yasasının çıkmasını istiyoruz. Amerikan kamuoyu da buna çok ihtiyacımız olduğunun farkında. Bu mesele partiler üstü bir çözüm gerektiriyor. Umarız iki taraf da müzakere masasına geri döner. Trump ise altyapı konusunda partiler üstü anlaşmaya varmak istediğini, ancak demokratlarla işbirliği yapamayacağını söylüyor. Bu şartlar altında yapamayız. Bu sahte soruşturmalara son verin. Senato azınlık lideri Chuck Schumer ise başkanı altyapı konusunda müzakereye oturmamak için toplantıyı terk etme planını önceden yapmakla suçladı. Trump her türlü bahaneyi uydurmaya çalışıyor. İster önce ticaret meselesini ele almak istemek olsun, ister fonlara para vermeyeceğini söylemek, şimdi de soruşturmaları bahane ediyor. İyi de biz görüşmeden 3 hafta önce de soruşturmalar devam ediyordu. Mueller raporu, Trump kampanyası ve Rusya arasında işbirliği yapıldığına ilişkin kanıt olmadığı sonucuna varmış. Ancak başkanın soruşturma esnasında yargıya müdahale edip etmediği sorusunu yanıtsız bırakmıştı.
Demokratlarsa aralarında Beyaz Saray eski avukatlarından Dan McGahn'in de olduğu bazı Trump yönetimi yetkililerini Kongre'ye ifade vermeye çağırdı, ancak bu çağrılar karşılıksız kaldı. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. 2020 başkanlık seçimleri adım adım yaklaşıyor. Başkan Donald Trump ve müttefikleri ise eski Başkan Obama'nın Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası hakkında casusluk yapması için federal soruşturma dairesi FBI'ya talimat verdiği iddialarını yeniden gündeme getirmeye başladı. Donald Trump geçtiğimiz ay soruşturma çağrılarını yineledi. Adalet Bakanı da istihbarat örgütlerinin Rusya ve Trump kampanyası arasında işbirliği olduğu iddialarını soruşturma kararını değerlendirme altına aldı. How do you think Hillary would feel if emails were never invented? Donald Trump 2016 kampanyası boyunca rakibi Hillary Clinton'a karşı şu sloganı kullanmıştı. 3 yıl sonra ise hapse tık söylemi yön değiştirdi. Trump görevi teslim aldıktan kısa süre sonra Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını mercek altına alan Mueller soruşturmasının gölgesi altında kaldı. Mueller raporundan Trump kampanyasının Rusya ile işbirliği yaptığı sonucu çıkmadı. Ancak başkanın soruşturma sırasında yargıya müdahale edip etmediği sorusunun yanıtsız kalması demokratların yeni soruşturmalar açmasına imkan tanıdı. This is an incredible time for our country. Trump, Mueller raporunun açıklanmasından bu yana ilk kez Mayıs 2018'de ortaya attığı Obama yönetiminin kampanyasını gizlice izlediği şeklindeki casusluk skandalı iddialarını yeniden gündeme getirdi. Casusluk iddiaları Trump'ın kampanya mitinglerinde sık sık dile getirdiği bir konu. Onları yakaladık, casusluk yaptılar, kampanyamıza sızdılar. Adalet Bakanı William Barr geçen hafta FBI'ın 2016 yılında Trump kampanyasının soruşturulması kararını inceleme talimatı verdi. Yabancı ülkelerin müdahalesi kadar hükümet yetkililerinin de görevlerini kötüye kullanıp kullanmadıklarından, parmaklarını terazinin üzerine koyup koymadıklarından kaygı duymalıyız. Bu oldu demiyorum ama bunu araştırmamız gerekli diyorum. Kimi uzmanlara göre Trump'ın amacı destek toplamak. What his base likes about it, about him and has from tabanı en başından bu yana Trump'ın gelenekler karşısında mücadeleci olmasını seviyor. Trump pes etmeden savaşıyor. Evet, soruşturmacıları soruşturacaklar ve açık söylemek gerekirse bu Trump için iyi olmayacak. Kamark, soruşturmacıları soruşturma stratejisinin başkan aleyhine daha fazla veri ortaya çıkmasıyla sonuçlanabileceğini söylüyor. Ancak Trump bu stratejinin Mueller raporu ve muhaliflerinin güvenilirliğini zedeleyeceğini düşünüyor. Trump gerçekleri yorumlama konusunda son derece yaratıcı. Birçokları bir süre sonra pes ediyor çünkü neyin gerçek olduğunu bilemiyorlar. Hakkımdaki bu veriler doğru değil. Soruşturmacıların ya da bu verileri ortaya koyanların niyetini soruşturmalıyız şeklinde konuşmak Trump için çok kolay. FBI Başkanı Chris Wray bu ayın başında mahkeme onaylı gözetimi casusluk olarak nitelendirmediğini, elinde FBI'ın Trump kampanyası hakkında yasa dışı yollardan casusluk yaptığına ilişkin kanıt olmadığını söyledi. Bu görüş Trump yandaşlarının umurunda olmayabilir. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Trump yönetimine göre Amerika'nın güney sınırında birkaç göçmen çocuğun hayatını kaybetmesi bölgede yaşanan insani kriz ve güvenlik açığından kaynaklanıyor. Amerika İç Güvenlik Bakanı geçtiğimiz günlerde Senato'da düzenlenen bir oturumda son aylarda sınıra ulaşan göçmen sayısının arttığını, bunun da ailelerin ve sınıra yalnız gelen çocukların sığınma başvurularını zorlaştırdığını söyledi. Ancak Amerika'nın himayesi altına alınan kaçak göçmen çocukların sınırda yaşamını yitirmesi kamuoyunda tepkiye yol açtı. Göçmenlik mahkemesine çıkarılmayı beklerken kalabalık mekanlarda adeta kafese kapatılan göçmenlerin, ailelerinden zorla ayrılan ve yerlerde uyumak zorunda kalan çocukların görüntüleri, insan hakları örgütlerinin, siyasetçilerin ve sıradan vatandaşların tepkisini çekti. Grip yüzünden ölen 16 yaşındaki Guatemalalı bir erkek çocuk, Amerikan himayesinde ölen 6. göçmen çocuk. Guatemala'daki ailesi çocuğun ölümü hakkında bilgi istiyor.
Nasıl öldüğü hakkında bilgi yok. Oğlumun nasıl öldüğünü bilmek istiyorum. Bir an önce cenazesini göndermeleri için mücadele ediyorum. İç Güvenlik Bakan Vekili Kevin McAleenan, sınıra ulaşan rekor sayıdaki göçmene yeterli hizmeti vermek için bütçeleri olmadığını söyledi. Yaklaşık 11 bin göçmen geçen ay sınırı kaçak olarak geçmeye çalıştı. Bu son 10 yılın en yüksek rakamı. Bu göçmenlerin %65'i aileler ve sınıra tek başına gelen çocuklar. Bu da bir ayda 40 bin çocuğun göçmenlik sistemimize girmesi demek. McAleenan, sınırda sayıları artan çocuk ve aileler nedeniyle sınır personelinin güvenlikle ilgili görevlerini yerine getiremediğini, bunun da sınırda uyuşturucu ya da insan kaçakçılığı yapmayı kolaylaştırdığını söyledi. Görevli personelimizin %40'ı başvuru işlemleri, ulaştırma, hastane hizmetleri ve himayemizdeki göçmenlerin karınlarının doyurulup temizlenmesiyle meşgul. Bu durum ciddi bir sınır güvenliği riski doğuruyor. Özellikle uyuşturucu kullanımının ülke çapında tehlike oluşturduğunu düşünecek olursak hoşgörülü davranamayız. Trump'ın sert göçmenlik politikası demokratların eleştiri oklarının hedefinde. Illinois eyaletinden bir kongre üyesi Trump yönetimini kasıtlı olarak zulüm uygulamakla suçladı. Bu suçlama göçmenlik konusundaki partizan bölünmenin ne kadar derin olduğunun kanıtı. Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney de sınırı güvenlik altına almak için demokrat ve cumhuriyetçileri işbirliği yapmaya çağırdı. Sınırı emniyet altına almak ve sınırdaki yasa dışı geçişi durdurmak siyasetin hakim olduğu alan dışında değerlendirilecek meselelerdir. Kongre üyeleri sınırdaki krizi çözmek için takviye kaynak gerektiği görüşünde. Kimileri ise sadece mali kaynakların sorunu çözmeye yetmeyeceğini savunuyor. Begüm Dönmez Ersöz, Amerika'nın Sesi, Washington. Binlerce göçmenin Amerika'nın güney sınırındaki bekleyişi sürerken, sınırı geçenlerin çoğu Arizona'nın Tucson kentindeki sınır görevlileri tarafından tutuklanıyor. Göçmen akınını azaltmaya çalışan sınır görevlileri, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlara aldıkları riski göstermek için bir canlandırma hazırladı. Amerika'nın Sesi Tucson'daydı. Amerika'nın güney sınırını izinsiz geçenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Arizona'nın Tucson kentindeki gümrük ve sınır muhafaza birimi, geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında sınırı yasa dışı yollarla geçen binden fazla kayıt dışı göçmeni gözaltına aldıklarını bildiriyor. Ailelerin bu kadar tehlikeli bölgelerde sınır geçmeye çalışması kaygı verici. Soruna medyanın dikkatini çeken sınır görevlileri, kaçakçılarla sınırı geçmeye çalışan bu kişilerin karşı karşıya olduğu tehlikeleri göstermek için bir canlandırma hazırladı. Kamuflaj desenli kazak ve sırt çantasıyla ayak izi bırakmayan ayakkabılar giyen oyuncular, polisle karşı karşıya gelmekten kaçınarak çölde ilerliyor. Bazıları gizlenmek için bir kamyonete sığınıyor. Dışarıda sıcaklık 45 derece ancak kamyonetin içi büyük olasılıkla daha sıcak. Çocuklarla birlikte göç etmenin ne kadar tehlikeli olduğu mesajını vermek istiyoruz. Bunu önlemeliyiz. Sınır güvenlik görevlileri birçoğunun tehlikelerin farkında olduğunu ancak yoksulluk ve şiddetin hakim olduğu ülkelerini terk edip yine de bu yolculuğa çıktığını söylüyor. Franklin Garcia ve oğlu Honduras'ı terk edip Amerika sınırını geçmiş. Son ara sınırından girdik, yalnız geldik, çok zordu, çok acıktığımız zamanlar oldu ve sadece su içtik. Amerika'daki yolculuklarına devam etmek için otobüs durağında bekleyen Garcia ve oğlu, sınırı yasa dışı yollarla geçen binlerce göçmen arasında yer alıyor. Sınır görevlileri kayıt dışı göçmen akınıyla başa çıkmakta ve tutuklanan göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını söylüyor. Şu anda hiçbir uyarı sistemimiz yok, akın sürüyor. Gece 400 kişilik bir grubu gözaltına almak zorunda kaldık. Hazırlık yapmak için çok az zamanımız var. Bu insani krizi bir an önce hafifletmemiz gerek. Ama bu kesinlikle çok zor bir iş çünkü çok kaynak gerektiriyor ve bu krizi gidermek için diğer güvenlik birimlerinin kaynakları kullanılıyor. Arizona sınırındaki gümrük ve sınır devriye görevlileri, Amerika'nın güney sınırından kaçak göçmen geçirmenin sadece kartellere fayda sağlayan milyonlarca dolarlık bir sektör olduğunu söylüyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington.
Amerika'da ve dünyada yaşananlar Amerikan basınına nasıl yansıyor? İşte bu sorunun yanıtı için Pınar Sayar Kızılçalı bugün gazetelerin manşetlerine taşıdığı haberleri özetliyor. Amerikan basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post, Başkan Trump'ın Japonya'daki temasları sırasında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile düzenlediği ortak basın toplantısında kendi ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve Japon yetkililerin değerlendirmelerine ters düşerek Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u savunduğunu yazıyor. Gazete, Trump'ın Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmediğini, balistik füze denemesi yapmadığını söylediğini bildiriyor. Oysa John Bolton, cumartesi günü Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemesi yaparak Birleşmiş Milletler kararını çiğnediğini dile getirmişti. Habere göre Trump basın toplantısında kişisel olarak Kuzey Kore'nin bu ay yaptığı kısa menzilli füze denemesinden rahatsızlık duymadığını söyledi. Kim'in akıllı bir kişi olduğunu söyleyen Trump, Kuzey Kore liderinin ülkesinin yüksek ekonomik potansiyele sahip olduğunu gördüğünü, ancak nükleer silah peşinde koştuğu sürece bu potansiyelin hayata geçirilemeyeceğinin farkında olduğunu kaydetti. New York Times'a Başkan Trump'ın iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını geri çevirir nitelikteki hamlelerine bir yenisinin eklendiğini bildiriyor. Habere göre Trump son 2 yıldır Selefi Obama'nın çevreyi korumaya yönelik uygulamalarını gevşetti, Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'ndan çıkardı, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını göz ardı etti. Trump yönetimi habere göre son olaraksa Obama döneminde sera etkisi yaratan gazların salımının azaltılması için federal düzeyde başlatılan en önemli girişimin geri çekilmesini önümüzdeki birkaç ay içinde bitirmeyi planlıyor. Çevre Koruma Dairesi'ni derin devlet olarak kabul eden Trump, aynı zamanda federal hükümeti iklim değişikliğinin ardında yatan bilimden uzaklaştırmaya çalışıyor. Gazete, bilime yönelik saldırının hükümet çapında olduğunu kaydediyor. Bunun son örneği Amerikan Jeoloji Dairesi Başkanı, eski astronot ve jeolog James Reilly'nin iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin bilgisayar modellerinin bu yüzyılın sonuna kadar değil, sadece 2040 yılı sonuna kadar olanlarının değerlendirme altına alınması şeklindeki talimatı. Bilim insanları iklim değişikliğine ilişkin en kötü senaryoları değerlendirme dışı bırakmanın oluşturacağı iyimser tablonun yanıltıcı olacağı uyarısında bulunuyor. Wall Street Journal'sa Avrupa Parlamentosu seçimlerinden çıkan sonucun Avrupa'daki derin bölünmeyi yansıttığını yazıyor. Habere göre seçim sonuçları birçok Avrupa ülkesinde yerleşik düzenle ilgili hayal kırıklıklarını ve seçmenler arasındaki kutuplaşmayı ortaya koyuyor. Nihai sonuçlarınsa oylamanın Avrupa Birliği karşıtı milliyetçi hareketlenmenin kapsamının genişlemediğini göstermesi Brüksel'i rahatlatmışa benziyor. Seçime katılım açısından son 20 yılın en yüksek oranının elde edildiği seçimler sonucunda Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa yanlısı üyelerin çoğunluğu oluşturacağıysa kesinleşti. Gazete bundan sonra Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu başkanlıklarının belirleneceğini hatırlatıyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Basın özetlerine hafta içi her gün amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Çukuru dünyanın en derin noktası. Dünyanın en derin yerlerinin haritasını çıkartmaya çalışan Victor Vescovo adlı bir gezgin, okyanus yüzeyinin 11 bin metre altındaki bu çukurda hem yeni canlı türlerine hem de plastik atıklara rastlamış. İşte Vescovo'nun dünyanın en derin noktasındaki deneyimi. Okyanusun en derin yeri böyle görünüyor. Limiting Factor adlı denizaltıdaki gezgin bu noktaya ulaşırken zorlanmış. İnanılmaz bir deneyimdi. İnanılmaz bir dalıştı. Yaklaşık 12 saat sürdü. 3,5 saatte aşağı indim ve 4 saat kaldım. Sanırım şimdiye kadar dünyanın en derin noktasında geçirilen en uzun zaman. Yukarı çıkmak da 4 saate yakın sürdü. Bütün elektriğimi kullandım. Sık sık akü ve devre değiştirdim. Bu gezi dünyanın en derin yerlerinin haritasını çıkarmaya çalışan kaşif Victor Vescovo'nun fikri. Okyanuslar dünyanın %70'ini kaplıyor ve çok derinler. Okyanuslarla ilgili anlayamadığımız çok şey var. Örneğin ısı değişimi için atmosferle nasıl etkileşiyor? Karbondioksiti nasıl hapsediyor?
Okyanusları ne kadar tanırsak küresel değişime yol açan kimyasal süreçleri daha iyi anlarız. Beskova çorak bir manzarayla değil, benzersiz balık türlerinin ve hiç güneş görmemiş canlılarla kaplı kayaların bulunduğu yeni bir dünyayla karşılaşmış. Tabanda bakteriyel örtüleri gördük. Kayaların üzerinde hayat vardı ve hayat enerjisini toprakta canlılar gibi fotosentezden, güneş ışığından almıyor. Enerjiyi kayalardaki metan gazından ve minerallerden alıyor. Buna kemosentez deniyor. Yani farklı bir hayat türü. Ancak Veskova burada plastik atığa da rastlamış. Okyanus tabanında gezerken insan yapımı maddeler de gördüm. Plastik mi yoksa metal miydi bilmiyorum ama kesin köşeleri vardı. Birinin üzerinde harf gibi görünen bir baskı vardı. Kirlik olduğu açık. Veskova onaylandığı takdirde bir denizaltıyla yapılan en derin dalış rekorunun sahibi olacak. Önceki rekorsa film yapımcısı James Cameron'a ait. Burcu Gündoğan, Amerika'nın Sesi, Washington. Bugünkü Stüdyo Washington yayınında Amerika ve Dünya'dan haberleri ekranlarınıza getirdik. Gündemdekileri konuştuk ve Stüdyo Washington yayınının sonuna geldik. Hatırlatalım, haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden de ilginizi çekeceğini düşündüğümüz videolarımıza ulaşabileceğinizi hatırlatıyor ve bugünlük veda ediyoruz. Hoşçakalın.